İstanbul genelinde bulunan ve İstanbul sınırları içerisinde ki toplu taşıma araçlarını denetlemek, izlemek anlık olarak. Bu görüntüleri burada arşivleyip gerektiğinde adli mercilerle ve emniyet birimlerimize paylaşılmak üzere arşivliyoruz. Birçok olayın aydınlatılmasına da yardımcı oluyor. Toplamda 17.395 taksimiz var. Bunun 15'inde hali hazırda sistemlerimiz kurulu. Kalan içinde montajlarımız devam ediyor. 7.000 minibüs ve taksi dolmuşumuzda da sistemlerimiz hali hazırda kurulu. Bunun dışında da merkezimizin şöyle bir özelliği de olacak. Taksilerimizde bulunan sistemlerimizde bir panik butonumuz var. Panik butonlarımız herhangi bir şey, olumsuz bir durumda düğmeye bastığında buradan sistemimizden bize uyarı gelecek ve biz o andaki şoföre ulaşacağız. Ve burada şoföre olumsuz bir durum olup olmadığı konusunda evet veya hayır şeklinde şifreli bir haberleşme yöntemiyle eğer ki bir olumsuz durum aldığımızda direkt emniyet bilimlerimizde durumu paylaşıp araçlarımızı aynı anda sadece görüntü ve kameralar izleme değil, aynı zamanda GPS verisinde elimizde olduğu için emniyet birimlerimizle GPS verisini paylaşıp olayın aydınlanmasına veya esnafımızın mağdur olmamasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Taksilerimizde iki adet kameramız var ön ve arka izleyen. Minibüslerimizde yaklaşık 4 kameramız var. Taksi dolmuşumuzda da 3 kamera şeklinde. GPS verisinde zaten araçlarımızın üzerinde bulunan sistemlerimizden bize aracımızın nerede olduğunu, bir müşteriyi aldığında gitmesi gereken mesafenin dışında gittiğinde ki GPS verisini izlediğimizde herhangi bir şekilde yolu uzatma yaptı veya aksi bir durumla karşılaştığında esnafımız ona müdahale etmemiz açısından anlık olarak taksinin nerede olduğunu, İstanbul'un neresinde, hangi caddesinde, hangi sokağında olduğunu görüp izleyip denetleyebiliyoruz. Taksinin içerisinde yaşanan bir olayla ilgili, yaşanan bir hadiseyle ilgili burada görüntü alabildiğimizde olayların aydınlanması %80-90 oranında daha mümkün oluyor. Çünkü takdir edersiniz ki birebir de bir takım sorunlar oluşabiliyor ama görüntü olduğunda her şeyiniz çok net. Yani ben taksiye bindim, taksici beni indirdi, zorla indirdi ya da ne bileyim almak istemedi. Veyahut işte GPS verisi üzerinden beni fazla dolaştırdı gibi herhangi bir şikayet aldığımızda çözüm merkezimize ulaşan şikayetlerimiz tarafımıza ulaşıyor. Burada arkadaşlarımız tarafından sistem üzerinde değerlendirilip eğer ki bir olumsuzluk varsa taksi ya da minibüs artık hangi toplu taşıma aracındaysa gerekli yaptırımları uyguluyoruz ve vatandaşımıza geri dönüş sağlıyoruz. Evet, bir olumsuzluk gördüğümüzde anlık izleme esnasında bir olumsuzluk gördüğümüzde sahada bulunan ekiplerimize hızlı bir şekilde lokasyonu bildirip hızlı bir şekilde intikal etmesini sağlayabiliriz. Herhangi bir şekilde görüntü kaydedici cihazlarımıza fiziki olarak müdahale edildiğinde bunun yaptırımı var. Örnek veriyorum, kameranın açısını değiştirse dahi bunun bir yaptırımı söz konusu. Eğer bu şekilde bir olayla karşılaştığımızda direkt ruhsatını ve çalışma belgesini askıya alıyoruz ve kişiyi direkt denetim merkezine davet ediyoruz. Neden bu şekilde davrandığını ya da fiziki müdahalenin nasıl gerçekleştiğini görmek adına. Çünkü fiziki müdahaleyi gerçekleştirdikten sonraki süreçte ben aracın içine artık hakim olamıyorum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde müdahale ettiğinde bunun ağır bir yaptırımı var. Başar Albayrak. Herhangi bir sıkıntı gördüğünüz gibi teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.
Hadi. Kurulan denetim merkezinde toplu ulaşım araçlarının içleri anlık olarak takip edilecek. Olası olumsuzluk durumunda ise işte bu denetim araçlarıyla müdahalede bulunulacak.